Vaktimiz var. O kadar sürmeyebilir. Herhalde sorular, cevaplar, katkılar çok sayıda olacaktır burada. Onlardan da hepimizin faydalanması lazım. Benim niyetim yarım saati geçmemek. İşte ondan sonra da sohbete ayırırız. Sayın Başkan diye başlanır ama şimdi başkan da bir garip bir hakikaten garip bir durum. Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Barolar Birliği'ne böyle bir toplantı organize ettiği için de çok teşekkür ediyorum. Ve beni de davet ettiği için büyük onur duydum. Aslında tabii ben evet hukuk dersi veriyorum. Hukuk profesörüyüm. Hukuk fakültesinin dekanıyım. Ama hukuk eğitimcisi miyim? Ayrı bir konudur bu. Belki de biraz alaylı olarak konuşacağım. Yani alanımızda hepimiz bir şeyler biliyoruz, uzmanlaşıyoruz, anlatıyoruz ama hukuk eğitimi başka bir şey. O yüzden gördüklerimi, tecrübelerimi, belki biraz yaptıklarımı paylaşabilirim ama aramızda hukuk eğitimi konusunda hakikaten çok uzmanlar var. Profesör Hayrettin Ökçesiz arkada oturuyor. Beni daha iyi duymak için hoparlörün yanında bulunduğunu kendisi söyledi. Hacettepe Hukuk Fakültesi'nin Sayın Dekanı burada Bologna süreciyle çok yakından ilgilendiler. Elbette onların da çok önemli katkılarını ve diğer siz sayın dinleyicilerin katkılarını alacağız. Tartışmalı sözler olabilir. Buradan bir doğruyu bularak veya kafamız karışarak ayrılacağız. Fark etmez, her halükarda karlı çıkacağız. Efendim hukuk eğitimi konusunda söz konusu belgede bir derli toplu bir başlık yargı reformunda yok. Benim tespit edebildiğim kadarıyla Adalet Akademisi'nden söz ediliyor ama hukuk fakültelerini ele alan bir belge değil. Ama hukuk fakültelerinin durumunu, hukuk eğitimini tartışmadan bir yargı reformundan söz etmek veya eksiksiz bir şekilde tartışmak mümkün değil. O yüzden Barolar Birliği'ne böyle bir başlık açtığı için de çok teşekkür ediyorum. Ben hukuk eğitimi deyince sayın dinleyenler üç başlıkta incelenmesi gerekir diye düşündüm. Hukuk fakülteleri, Türkiye Adalet Akademisi'nin hakim ve savcı adaylarının eğitimi konusundaki rolü ve meslek içi eğitim. Bu üç başlık altında incelenmeli. Bu üç başlıktan sayın üstadım eğer uygun görürse Adalet Akademisi ve meslek içi eğitimi ben kendilerine bırakırım. Daha ziyade hukuk fakültelerinin durumuna eğilirim. Adalet Akademisi ile ilgili de birkaç cümle sarf etmem gerekiyor. Unutmazsam onu da söylerim. Sayın dinleyenler, hukuk fakülteleri özelinde hukuk eğitimi deyince birbirinden ayrılmaz dört başlık tespit ettim ben. Arttırabilirsiniz, birleştirebilirsiniz ama birbirinden ayrılmaz, iç içe geçmiş dört başlığımız var. Öğretim üyesi sayısı ve niteliği, öğrenci sayısı ve niteliği, eğitim programı, fiziksel altyapı. Öğretim üyesi sayısı ve niteliği altında çok şey söyleyeceğim. Bir kere bir kısım işin uzağındaki kişilerin, meslektaş olabilir olmayabilir, siyasetçi olabilir olmayabilir, bir kısım kişilerin sandığı gibi hukuk öğretmenleri ağaçta yetişmiyor. 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda da öğrenci yetiştirebilecek
seviyeye ulaşmıyor. Dolayısıyla parmak hesabıyla hukuk fakültesi açılması, belli bir yerde ihtiyaç vardır popülizmi içerisinde hukuk fakültelerinin sayısının eldeki yetişmiş öğretim üyesi hesaplanmadan açılması hukuk eğitimine vurulmuş en büyük darbedir. Bu kalitesiz hukukçu yetiştirilmesinin garantilenmesidir. Kalitesiz hukukçu yetiştiği takdirde kalitesiz bir yargıya sahip olacağımızın temellerinin şimdiden atılmasıdır. Birkaç yardımcı doçent ve birkaç doçentle hukuk fakültesi açılmaz. Açılamaz. Kaç hukukçuya ihtiyacınız olduğu hesaplanmadan ve bunları yetiştirecek öğretim üyelerinin pek çok diğer branşa göre çok daha zor yetişeceği dikkate alınmadan hukuk fakültesi açılması sisteme vurulmuş en büyük darbedir. Ondan sonra bu darbenin etkilerini silsile halinde insanların canı yanarak canları pahasına biz ilk derece mahkemelerinde görürüz, barolarda görürüz, avukatlığın kalitesinde görürüz, yargı kararlarındaki fahiş hatalarda görürüz. Bu fahiş hatalar nasıl düzeltilecek deyip Yargıtay'ın iş yükü ne olacak deyip araya dev gibi bir istinaf kurumu kurmakta görürüz falan. Silsiledir bu. Bir kar topudur. Ne kadar kaliteli hukukçunuz varsa o kadar kaliteli hukuk üretirsiniz veya uygulama üretirsiniz. Kalite nedir? Kalite kuşkusuz iyi bir hukuk eğitimi almaktır. Lisans. İyi bir lisansüstü, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaktır. Bu meslek kim ne derse desin, usta-çırak ilişkileri içerisinde bilimsel yöntemlerle gelişir. Mutlaka bir araştırma görevlisinin beslenebileceği iklimin ve toprağın müsait olması gereklidir. Yan odasında, üst katında, alt katında hocasının bulunması gerekir. Bir yardımcı doçentin, bir doçentin. Kapıyı açtığında, aklına geldiğinde ne yapacağını sorabileceği, tartışabileceği arkadaşlarının olması gerekir. Bilimsel tartışma ortamının doğabileceği sayıda kaliteli akademisyenlerin ortamda bulunması gerekir. Bir öğretim üyesini her an alarmda tutacak, sorgulayan, soran, soruşturan öğrencilerin bulunması gereklidir. Ne kadar az okuyan, az soran, sorgulayan öğrenci varsa öğretim üyesi kürsüye o kadar rahat çıkar. Ne kadar rahat çıkarsa o kadar az gelişir. Lisansüstü eğitimlerin laf olsun diye değil, ciddi yapılması gerekir. Ve doçentlik sözlü sınavlarının, eser incelemelerinin ahbap-çavuş ilişkileriyle değil, hakikaten bilimsel ölçütlerle yürütülmesi zorunludur. Ayrıca profesörlük yükseltmelerinin de liyakat esasına göre yapılması, bilimsel kriterlere oturtulması gereklidir. Bu konularda tabii çok büyük sıkıntıları vardır ülkemizin. Bir yere sadece hukuk fakültesi binası açmakla ve 3-5
yardımcı doçenti, doçenti bir tane de profesörü oraya koymakla hukukçu yetiştiremezsiniz. Ayrıca mutlaka dört dörtlük bir kütüphaneye sahip olmak lazımdır. Kütüphanesiz, laboratuvarsız bir çalışma olamaz. Bunlara baktığınızda bu veriler ışığında ülkemizdeki hukuk fakültelerinin anlamlı bir çoğunluğunun, ezici bir çoğunluğunun son derece yetersiz olduğu kendiliğinden ortaya maalesef çıkmaktadır. Öte yandan en iyi dediğimiz hukuk fakültelerinde dahi öğretim üyelerinin pedagoji eğitimi yoktur. Öğrenciye nasıl davranacaklarını, nasıl kendilerini izah edeceklerini, nasıl ders anlatacaklarını deneme yanılma yoluyla bulmaktadır. Hepimiz bu şekilde bulduk. Yanlış yaparak, ama yanlış yaptığımız kişi öğrencidir. Hata yaptığımız kişinin canını yakarız, eğitimine zarar veririz. Ha, bu sırada yetişiriz. Yıllar içerisinde kendi kendimizi hatalarla yetiştiririz. Ama pedagoji eğitimi verilmemektedir. Çok büyük hatadır bu. Öğretim üyesi sayısı ülkemizde maalesef çok azdır. Size son rakamları vereceğim. 14 vakıf, 19 devlet üniversitesi açısından çıkartılmış rakamlar. Bu son açılanlarda tabii saymıyorum. 7-8 tane daha açıldı. Artık takip de edemiyorum. Rahatsız da oluyorum. 14 vakıf üniversitesinde öğretim üyesi, kadrolu öğretim üyesi, değerli dinleyenler, 185. Bu 185'in büyük bir çoğunluğu devlet üniversitelerinde yaş haddinden emekli olanlardır. Yani devletin sen artık emekli ol dedikleridir büyük bir çoğunluğu. 185. Araştırma görevlisi 110. 19 devlet üniversitesinde öğretim üyesi sayısı yaklaşık 450. Araştırma görevlisi sayısı 377. Sayın dinleyenler, bizim kaynağımız araştırma görevlisidir. Araştırma görevlisi almadığınız takdirde öğretim üyesi olmaz. Fidan dikmezseniz ağaç yetişmez. Öğretim üyelerini ithal etmemiz mümkün değildir. Başka bir gezegenden getirtmek mümkün değildir. Aşağıdan yetişecek. Vakıf üniversitelerinin sayıları verdim size. Büyük bir çoğunluğu araştırma görevlisi almamaktadır. Çünkü araştırma görevlisi yatırımdır. Asgari yatırımla azami kar elde etme esasını güden pek çok vakıf üniversitesi yetişmiş öğretim üyelerini yaş hadleri dolduktan sonra kadrolu, yaş hadleri dolmadan önce ders ücreti vererek çalıştırma yolunu çok daha ucuz ve verimli görmektedir. Araştırma görevlisinden yararlanabilmesi 7-8 yıllık asgari bir süreci gerektirecektir. Üstelik araştırma görevlisinin o üniversitede kalıp kalmayacağı da belli değildir. Ölü bir yatırım da olabilir, başarısız da olabilir. O yüzden bu riske girmemektedir. Dolayısıyla vakıf üniversiteleri öğretim üyesi yetiştiren üniversiteler olmaktan ziyade ders veren, öğrencilerin gittiği üniversiteler konumundadır. Bunun için mutlaka belli sayıda her yıl araştırma görevlisi vakıf üniversitelerine alınması YÖK tarafından bir şekilde zorlanmalıdır. Çok ciddidir bu. Bunları dedim ama acaba Maliye Bakanlığı'ndan, YÖK'ten devlet üniversiteleri öğretim üyesi kaynağı olan araştırma görevlisi kadrosu alabilmekte midir? Hayır, alamamaktadır. Bir taraftan acımasızca hukuk fakülteleri açılmakta, diğer taraftan kadro çıkmamakta. Araştırma görevlisi kadromuz yoktur. Kaynak kurumakta.
Öte taraftan yukarıda yetişmiş öğretim üyelerine de vakıf üniversiteleri davet etmekte. Devlet üniversitelerinin aşağıdan asistan kadrosu kesilmekte ve giderek küçülmeye mahkum edilmektedir devlet üniversiteleri. Bilinçli midir? Komplo teorilerine inanmam değildir. Bilinçsiz yanlışlıklar silsilesi olduğunu düşünüyorum. Bir başka proje, bugünlerde gündemde olan araştırma görevlisi alımının merkezi sisteme bağlanmasıdır. Şiddetle karşı çıkıyorum. Merkezi sistemde araştırma görevlisi alınmasını, hukuk fakültelerinde merkezi sistem araştırma görevlisi olmaz değerli dinleyenler. Bana hiç kimse TUS örneğini vermesin. TUS bambaşka bir yapıdır. Ben ceza hukukuna araştırma görevlisi alacağım, merkezi sistemde bütün hukuktan girecek. Ben ceza hukukunda nasıl diye çözmem lazım. Ben idare hukukunda nasıl diye çözmem lazım. Gözümü kapayıp güvenebilecek miyim? Bunu bilmem lazım. Hiç tanımadığım bir araştırma görevlisi kapıyı çalacak. Ben sizin yeni araştırma görevlinizim. Var mı böyle bir sistem? Mutlaka Norveç'te, İsveç'te, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde bir şey söylerler. Vardır. Ne zararını gördünüz bugüne kadarki sisteminde bunu değiştiriyorsunuz? Şuna varım. Ara çözüm bakın. Yapalım bir baraj sınavı, merkezi sınav. O baraj sınavını geçemeyenleri araştırma görevliliği sınavına hiçbir fakülte alamasın. Tamam. Varım. Ama zaten var bu. ALES var. ALES diye bir sistem var. ALES sınavına giriyor zaten o barajı. Daha zorlaştırın. Çıtayı çok yukarı çekin, varım. Ama o sınavı geçenlerin içinden sınavını ben yapmalıyım. Kurumlara bu kadar güvensizlik olmaz. Eğer üniversite özelliğinden söz ediyorsak, üniversitelerin ve fakültelerin, daha da özelde, araştırma görevlilerini kendilerinin alması özellik gereğidir. YÖK hiyerarşik bir amir değildir üniversitelerin üzerinde. Üniversiteler ayrı tüzel kişiliğe sahip özerk kurumlardır. Atama yükseltme ilkelerinde son zamanlarda çok rahatsız edici,